Bu zamanda da Müslümanlar bir tarikata girsinler elbette. Ruh terbiyesi alsınlar. Hiçbir itirazım yok. Olmalı da. Fıkıh bilmeyen, ayet anlamayan, tefsir anlamayan bir şeyh efendiden gidip bir terbiye almalıdır. Ama şeyhi Resulullah'tan büyük olduğu gün cehenneme kaydolduğunu bilsin o. Ya hiçbir şeyh Resulullah'tan büyük olur mu? Olmaz tabi. Onu sen külahıma oku. Resulullah dedi ki deyince sallallahu aleyhi ve sellem deyip ne buyurdu diye merak ederken ben sana bakmıştım. Yarın şunu yapacaksın şeyhin dediği zaman ki itaatini de görüyorum şimdi. Şeyh efendinin hiçbir sözüne sahihtir, zayıftır demedin bugüne kadar. Bir hikmeti vardır dedin. Peygamber aleyhisselamın hadislerini duyunca o hadis sahih değilmiş diyorsun ama. Tarikatın muhakkak olsun bu fitne asrında çok zor tarikatsız olmak. Mezhepsiz bir Müslüman vadide tek başına yürüyen bir adam gibidir. Bir mezhebin muhakkak olsun. İslam'ın içinde bir mezhebin olsun ama. İslam'dan büyük bir mezhebin olmasın. Senin mezhebin büyüdükçe, senin tarikatın büyüdükçe, senin vakfın büyüdükçe İslam büyüsün. Aksi takdirde kanserli organ gibi büyüyen organ bedenini öldürecek, senin haberin olsun. Demek ki bu asrın belası, imtihanı, fitnesi bu açıdan da büyük. Müslümanlığımızın üstünde bir çatı görüp görmediğimizi de bilmek zorundayız kardeşlerim.